Emre Oktay Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim. Hakim Ziyech ve Ndombele bugün ilk kez forma giydiler. Performanslarını nasıl buldunuz? Bir de Icardi'nin attığı golü görebildiniz mi? Yani golde bir seçme şansınız olsa golü kimin atmasını isterdiniz? Yani bayağı iyi vurmuştu Ziyech'ti. Valla mermiye kafasını soktu artık, öyle diyelim. O yüzden o topa, yani bu hızda bir topa kafayı sokup onu kalenin içine atmak büyük iş. O yüzden Icardi'nin golünü Icardi'ye verelim. Hakimin de gerçekten önemli, güzel bir şutu vardı. Onu da tabii ki hakimi de özellikle 45'te alma nedenim hem oyuna adaptasyonu, takıma adaptasyonu, diğer oyuncularla birlikte oynaması. Oyunun genelinde de iyi işler yaptığını düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk maçı tabii ki daha iyi olacak. Oynadıkça daha uzun sürelerle birlikte çok daha iyi olacak. Ndombele için de aynı şeyi söyleyebilirim. O da girdikten sonra orta sahada defansif anlamda kazandığı toplar oldu. Ofansif anlamda belki çok ileri gitme, biraz daha Lucas daha çok öne doğru çıktı. Ndombele Lucas oynadığı dönemde Lucas'ı daha öne doğru gördük. Daha sonra Kaan'ı aldık biraz da Ndombele'yi öne doğru daha götürebilmek için. Ama ilk maçına rağmen yani %100 hazır olmadığını biliyoruz. Biz de belli sürelerle oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Ama hepsi, yani takımın hepsi, gireni, çıkanı, başlayanı, bitireni, hepsi olumlu bir görüntü verdi bizim için. Tabii ki daha iyi olmak istiyoruz. Gün geçtikçe daha iyi olacağız. Yani oyuncularımız %100 performanslarını bulduğunda daha iyi olacağız. Bunun bilincindeyiz ama bugün özellikle dediğim gibi ilk yarı bizim için önemli bir ölçüydü. Ata Bey. Ata Selçuk, Haber Global. Hocam ben bugün Kerem Demirbay'a ayrı bir parantez açmanızı rica edeceğim. Çünkü önceki maçta taraftarların bir tepkisine maruz kalmıştı. Her ne kadar daha ikinci maçını oynuyor olsa da. Bugün de büyük bir alkış tufanıyla kenara geldi ve gerçekten bir maestro gibiydi diyebiliriz. Çok iyi bir performans sergiledi. Onunla ilgili sizin takdiriniz daha çok 8 rotasyonunda mı Kerem'i kullanmak olacak? Yoksa 10 numara rotasyonunda aslında Kerem'i daha sık görecek miyiz ilerleyen süreçte? Birincisi hep söylüyorum, yani bunu ilk maçtan itibaren söylüyorum. Bize çok geç katılan oyuncular, kamp görmemiş, bizde çalışmamış, ara vermiş. Yani birçok oyuncumuzda bu var. Sezonun çok başı, burada oyuncuların performansları hep yükselecek. Yani biraz sabırlı olmamız gerekiyor, herkesin sabırlı olması gerekiyor. Takım oyununda da bu sabrın oluşması gerekiyor. Dün takımla konuşmamda da yanlış saymadıysam 11 tane yeni oyuncu bize katılmış. Yani bu 11 yeni oyuncunun hem kendi performanslarında hazırlanmaları, hem takıma adaptasyonları, hem şehre adaptasyonları, yani lige adaptasyonu, yani bir sürü şey sayabiliriz. Yani bunlar kolay oluşan şeyler değil. Biz çok erken, çok aceleci bir şekilde oyuncularımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu her oyuncu için geçerli. O yüzden acele etmemek gerekiyor. Sezon daha yeni başladı. Belli maç sayısı, yani fiziksel olarak da, mental olarak da oyuncular daha yukarıya doğru çıkacak. Kazandıkça da bu bizim için artacak. Bu dönem hep kazanarak geçmemizin önemini bu anlamda söylüyordum. Ama bugün taraftarımız inanılmaz oyuncularımıza destek verdi. Onlar da sahada en iyisini yaptılar. Kerem de bence Demirbay sahanın en iyilerinden biriydi. İyi oynadığını düşünüyorum. Kerem'i düşüncemiz tabii ki ortada. Yani eğer ikili oynuyorsak o ikiliden biri olması. Üçlü oynarsak da tabii ki orta sahada üçlü oynadığımız zaman da orada belki yine daha önde oynayan, daha 8 numara pozisyonda ofansif orta saha gibi de oyun içerisinde düşüneceğimiz oyunculardan biri. Ama bugün ikisini de yaptı. Hem öne doğru destek verdi, hem de çok fazla aslında top kazandı. Belki Kerem'in yapısının, karakterinin dışında, yani Kerem'i herkes daha ofansif orta saha olarak, belki oyun kurucu olarak sadece düşünür ama bugün hem oyun kurulumuna yardım etti, hem de rakipten kazandığı toplarla birçok hatamızı başlatmış oldu.